Merhabalar, ismim Sedef Süner. TED Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde öğretim üyesiyim ve bölüm başkanıyım. Endüstriyel tasarım, insanların evde, işte, yolda, hatta belki tatilde, eğlencede diyebiliriz, ihtiyaç duydukları şeyleri ya da deneyimlerini iyileştirmek için gereken nesnelerin, ürünlerin, hizmetlerin tasarımıyla ilgilenir. Endüstriyel tasarım, insanların hayatın her alanında ihtiyaç duyabilecekleri, onların deneyimlerini iyileştirebilecek her türlü ürün ve hizmetin tasarımından sorumlu bir meslek dalı. Bu yeri gelir bir ofis sandalyesi olabilir, yeri gelir hasta sedyesi olabilir, yeri gelir bir banka uygulaması da olabilir. Bölümümüzde şu an tam zamanlı ve yarı zamanlı olmak üzere 10 hocamız var, 2 de öğretim asistanımız var. Lisans eğitimimizi bu şekilde yürütüyoruz. Stüdyo bizim eğitimimizin merkezini oluşturur. Burası bildiğiniz sınıflara çok benzemez. Öğretim hayatınızın belki yarısını burada geçireceksinizdir. Ama ders saatleri içerisinde, ama ders saatleri dışında. Yer yer orada bilgisayar başında çalışıyor olursunuz. Yer yer kağıt kalemle. Bazen de elinizde bir maketle saatlerce zımpara yaparken bulabilirsiniz kendinizi. Birinci sınıftan son sınıfa kadar giderek karmaşıklaşan tasarım problemleriyle uğraşıyoruz. Bu bir ambalaj tasarımı olabilir, elektrikli el aleti olabilir, bir giyilebilir teknoloji olabilir, arayüz tasarımı, sistem tasarımı olabilir. Bu da dolayısıyla bir projenin farklı bileşenlerden oluştuğunu bize gösteriyor. Bunu destekleyici olarak bizim işte ne diyelim mesela malzeme, üretim, ergonomi, kullanıcı deneyimi, daha ilerleyen dönemlerde işte daha böyle toplumsal, teknolojik, ekolojik bazı sistemsel faktörlerde bizim tasarım problemimizin içerisinde dahil olmaya başlıyor. Her dönem birden çok proje yapıyoruz genellikle. Kimisi kısa, kimisi daha uzun projeler oluyor. Bu bir araştırma süreciyle başlar. Daha sonra işte ilk fikir geliştirmeyle devam eder. Bu süreç içerisinde hep hocalarınızla iletişim halinde olursunuz. İşte çizimlerinizle, maketlerinizle, modellerinizle. Daha sonra detaylandırma aşamasına geçersiniz ve hani bir şekilde finalize edersiniz. Bu tabii ki bizim için şu demek, jüri değerlendirmesi. Burada bir sözlü sunum yapıyorsunuz ama bunu hazırlamış olduğunuz proje materyalleriyle beraber yapıyorsunuz. Ve orada hocaların karşısına geçip aslında anlatıyorsunuz projenizi. Neden TED Endüstriyel Tasarım sorusunun bence birçok cevabı var. Bunlardan bir tanesi, biz araştırma odaklı bir bölümüz. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü bizim mesleğimiz çok dinamik. Toplumsal teknolojik dönüşümlerden çok etkileniyor. Sürekli güncel kalmak durumundayız. Zaten her seferinde aslında biz başka bir projeye başlıyoruz ve o projenin kendine özgü koşulları var. Bu şekilde aslında öğrencilerimiz de güncel kalmayı öğreniyorlar. Bu araştırma odaklı tasarım yaklaşımıyla öğrencilerimiz hem daha güncel kalabiliyorlar hem de yeni başladıkları projelere daha çabuk adapte olabiliyorlar. Bir diğer konu da bizim bölümümüzde tasarım eğitimi ve tasarım metodolojisi de bir araştırma konusudur. Şu an bölümümüzde yürütülmekte olan iki proje var bu konuyla ilgili. Bunlardan bir tanesi bir TÜBİTAK projesi. Tasarım eğitimde dijitalleşme ve yenilikçi yöntemler üzerine. Bir diğeri TED Üniversitesi tarafından fonlanan bir araştırma. Burada da yapay zeka temelli imaj üretme araçlarının tasarım sürecindeki kullanım potansiyelleri üzerine araştırmalar yapıyoruz. Bir bölümde bu araştırmalar yürütüldüğünde elbette bunun orada süregelen eğitime de katkıları, yansımaları oluyor. Bunları da öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. TED Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünün bir avantajı da bir şehir üniversitesi olmamız. Kentle iç içe olmak, insanla, toplumla uğraşan, onlara hizmet eden bölümler için çok önemli. Biz burada bir kültürel aksın da merkezindeyiz aslında. Neredeyse yürüme mesafesinde çok sayıda işte müzeler, galeriler, tiyatrolar mevcut. Bu belki hani her genç, her üniversite için önemli olabilir ama endüstriyel tasarım öğrencileri için tabii ki daha da önemli. Bölümün İngilizce olması da bu araştırmaları yaparken tabii çok önemli. Çünkü çok çeşitli uluslararası kaynaklara rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Bunlara ek olarak alan kökenli kadronun da bizim güçlü yanlarımızdan biri olduğunu söyleyebilirim. Bu ilk bakışta önemli gelmeyebilir ancak biz çok genç bir alanın, mesleğin temsilcileriyiz. Dolayısıyla alanımızda yetişmiş akademisyen sayısı da çok az. Bizim bölümümüzde hani öğretim kadromuzun tamamı endüstriyel tasarım alanından gelmiş, yetişmiş ve tasarımın alt alanlarında uzmanlaşmış, deneyim kazanmış kişilerden oluşuyor. Endüstriyel tasarım çalışma alanı bakımından belki de pek çok meslekten farklı. Bizim sabit bir sektörümüz yok.
Mezunlarımız işte ambalajdan elektroniğe, beyaz eşyadan mobilyaya, otomotive pek çok farklı alanlarda, sektörlerde çalışabiliyorlar. Buradaki eğitim sürecinizde de farklı sektörlere işaret eden projeler yapıyor olacaksınız. Aynı şekilde yaz stajlarınızı ilgi duyduğunuz sektörlerde yapabilirsiniz. Okurken bir yandan çalışabilirsiniz yarı zamanlı olarak ve bu sektörlerde deneyim kazanabilirsiniz. Bunun avantajı bence şu: birincisi kendi çalışmak istediğiniz sektörü keşfetmek, ikincisi o sektöre dair deneyim kazanmak mezun olmadan önce. Endüstriyel tasarım bölümünü tercih edecek öğrencilerin sabırlı ve dirayetli olmaları çok önemli. Tekrar tekrar deneyerek, her seferinde biraz daha iyiye ulaşarak hareket etmeleri çok önemli. Böyle ilk aklına gelen fikre yapışmak ya da ne bileyim işte ya ben bunu yaptım, tamam oldu işte demek bizde kırmızı çizgi. Çünkü bizim uğraştığımız problemler sonsuz problemler. Yani her zaman daha iyisini yapabilmek mümkün. Denedikçe aslında biz o daha iyiye yakınlaşma ihtimalimizi artırıyoruz ve her deneyip yanılmamızda biraz daha öğreniyoruz. Bunun yanı sıra farklı görüşlere açık olmak çok önemli. Bu hem eğitim hayatınız için geçerli, yani hocalarınızdan, sınıf arkadaşlarınızdan feedback alabilirsiniz. Çalışma hayatında da bu şekilde. Çünkü genelde bir ekip olarak çalışıyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınız, bazen patronunuz, bazen müşteriniz, bazen potansiyel kullanıcılar size geri bildirim verecektir. Bunları olgunlukla karşılamak ve mümkün olduğunca tasarımınıza entegre etmeye çalışmak da aslında yapılması gereken şeylerden. Bölümümüz özel bir hazırlık gerektirmiyor. Aday öğrencilerden çok sık aldığımız bazı sorular var. Mesela işte benim çizim yeteneğim yok, yaratıcı mıyım, değil miyim, bilmiyorum gibi sorular geliyor. Bunlar bizim için öğrenilebilir yetenekler, doğuştan gelen yetenekler değil. Yaratıcılık dediğimiz şey aslında bakarsanız zaten bizim için yaratıcı problem çözme becerisidir. Bunu da zaten buraya geldiğinizde tekrar tekrar projelerde deneye yanıla yaparak öğreniyorsunuz ve o yetkinliği ediniyorsunuz. Ama eğer hali hazırda ilginiz varsa, mesela işte eliniz kalem tutuyorsa, bir şeyler çiziktiriyorsanız, ne bileyim bir zanaatle ilgileniyorsanız ya da boş zamanlarınızda ne bileyim bazı işte bilgisayar, görsel tasarım yazılımlarıyla uğraşıyorsanız mutlaka katkısı olacaktır. Mezuniyet projem itibariyle ben hep kullanıcı odaklı tasarım alanında çalıştım. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarım da bu yönde. Buna ek olarak endüstri partnerli projelerde de kullanıcı araştırmacısı olarak rol aldım. Bütün bunlar beni aslında bir kesişime yönlendirdi diyebilirim. Bu da kullanıcı deneyimi ve tasarım metodolojisinin arasındaki kesişim ve zaten bugün de artık tüm eğitim ve araştırma faaliyetlerim bu alanda diyebilirim. Öğrencilerimizin burada gerçekleştirdikleri tasarım projelerini aslında bir sonraki aşamada araştırma projeleri olarak kurgulamaları da mümkün. Nitekim geçtiğimiz bir yıl içerisinde 3 öğrencimiz TÜBİTAK'tan bu konuda destek aldılar. Buna ek olarak bir öğrenci grubumuz, bir ekip yine bir derste yaptıkları projeyle TED Üniversitesi'nden lisans araştırmaları desteği aldılar, almayı hak kazandılar. Burada belki bunu da vurgulamak gerekir. Üniversitemizin bu alanda öğrencilere verdiği destek de çok teşvik edici bir ortam oluşturuyor. Bu tür araştırma projelerinde görev almanın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem kendi mesleklerine, yani tasarım süreçlerine, projelerine daha metodolojik bakabiliyorlar. Hem de eğer bir ilgileri varsa ilerleyen yıllarda yüksek lisans ve akademik kariyer gibi aslında ona da bir zemin oluşturuyor. Ders kapsamında ya da kendi çabalarıyla yapmış oldukları projelerle yarışmalara katılabiliyorlar, dereceler alabiliyorlar. Bu tür projelere katılmak önemli. Derece almasanız bile aslında portfolyonuza koyacak ekstra bir projeniz olmuş oluyor ve o yarışma konusu neyse o alanda, o sektörde kendinizi test etmiş oluyorsunuz. Mesela bir öğrencimiz Milan Politeknik Üniversitesi'nde master programına kabul aldı. Bir başka öğrencimiz ABD'de birkaç okuldan yine yüksek lisansa kabul aldı ki bunların içerisinde alanımızın prestijli okullarından Pratt Enstitüsü de var. Endüstriyel tasarım bölümünü tercih edecek öğrencilere şöyle bir tavsiyem olur: etraflarına merakla ve ilgiyle bakmaları. Bizim bölümümüz çok gündelik hayat kullanılan nesnelerle, tasarımlarla ilgileniyor ve bu her yerde aslında çevrenize bakmanız yeterli. Bunların hepsinin arkasında aslında belli tasarım kararları var. Neden o renk kullanılmış, neden o malzeme kullanılmış, o buton neden oraya konmuş da başka yere konmamış? Sürekli bunları sorgulamak kesinlikle çok faydalı olacaktır.